Anadolu Yarımadası'nın bağrında yaşama dair öyle çok olay ve olgular var ki, acısıyla, tatlısıyla, yaşamın bin bir çilesi ve fedakarlığının izleri hüküm sürer. Antalya sahası Beydağları silsilesinde, Batı Torosların sesli türküsünde, insan manzaralarının derin izlerinde, bizimle birlikte yolculuğa çıkarsanız, bazen vefanın vefasızlığa, İyinin kötülüğe galip geldiğine de tanık olabileceksiniz. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Burası Antalya Kumluca Gölcük Köyü, Alaköy Mahallesi. Biz burada organik ürünlerimizi, kendimiz yetiştirdiğimiz ürünleri değerlendiriyoruz. İşte hayat gösterdiği şartlara göre gidiyoruz. Biz 30 sene Kemer'de esnaflık yaptık. Stresten bunaldık. Buraya geldik. Ekiyoruz, dikiyoruz, zepçe yetiştiriyoruz, değerlendiriyoruz. Eş dost gelip buradan taze taze bahçeden toplayıp alıyorlar. İşte böyle bir hayatımızı kurduk. Peki buralarda neler yetişiyor? Gördüğümüz kadarıyla Kavun, karpuz, domates, biber, salatalık, her türlü zepçe yetişiyor. Evet. Bu Ağustos'ta başlıyor. Esas verimi Nisan gibi ekiyoruz da burası soğuk olduğu için, serin olduğu için zepselerimiz geç yetişiyor. Geç 3 ay, başlıyor. 4 ay Kasım'a kadar taze taze ürünler oluyor. Turşu. Evet. Ama buralarda baharat gibi bitkiler de gördük. Adaçayı bunlar dağdan topluyoruz, zirveden. Dağdan topluyoruz. Dağın en zirvelerinden. Yumurtalarımız, her şeyimiz organik. Salçalarımızı kendimiz yapıyoruz. El biberlerimiz var, el tahranamız, köy makarnalarımız, turşularımız. Bunlar kışlık hazırlıklarımızı yapıyoruz burada. Kendimiz yapıyoruz. Sonra arkadaşlara sunuyoruz. Taze taze çok memnun oluyor hepsi de. Sanırım yabancılar da uğruyor. Evet, evet. Çok memnun kalıyorlar. Burayı çok beğeniyorlar. Serin, güzel. Burada bir çayımızı, kahvemizi içiyorlar. Köşkümüzde çayımız, kahvemiz, her şeyimiz mevcut. Hemen buraya gelen buradan ev almak istiyor, yer evet. almak istiyorlar. Pansiyon istiyorlar, mesela kalmak istiyorlar. Karavanla geliyorlar, yer istiyorlar, evet. suyu, tuvalet olan bir yer. Bunları da temin etmeye çalışacağız evet. ileriki tarihlerde. Havası çok güzel. Dağlarımız burada, özellikle sedir ağaçları çok burada. Sadece bu ağlar mevkiinin kısmında sedir ağaçları bulunuyor. Manzarası çok güzel. Burada oksijeni daha bol. Yani en yüksek olduğu yer 1300 rakım zannedersem burası. Yani çok güzel bir yer. Havası çok harika buranın. Zaten biz de semaveri gördük. Odun çayını evet, içelim, evet. közde çay içelim dedik. Gayet isabetli bir karar vermiş ve buraya uğramış olduk. Evet. Teşekkür ediyoruz uğradığınız biz için. Evet, sağ olun. Ediyoruz. Bir de aşağıda galiba doğanın içinde, doğanın bağrında evleriniz var. Evlerimiz var. Temiz hava, bol oksijen. Evet. Aynen. Bir de o evlerinizi de biraz belki görüntüleriz şimdi. Evet, inşallah. İnşallah geçelim. Oraları da görüntüleyin, bakayım. Güzel şeyler var aşağıda, ağaçlarımız, zepselerimiz. Hepsi taze taze başından topluyoruz. Geldiği zaman arkadaşlar burada köşkümüzde oturuyor. Çayını kahvesini içerken biz gidiyoruz. Zepselerimizi topluyoruz. Taze taze insanız. Başından toplayarak veriyoruz özellikle. Burada çok bulundurmuyoruz. Yani genelde taze olarak topluyoruz. Torosların zorlu coğrafyası, bağrında yaşayan insana nice güzellikler sunsa da, bunun zor ve ağır bedelini yaşamın tüm izlerinde görmek mümkündür. Zorlu Akdeniz coğrafyasının sıcak, bunaltıcı iklimi ve sosyolojik olguları yöre insanının hayat standardında her zaman belirleyicidir. Evet, şimdi burada bazı baharatlı bitkilerimiz var. Evet, bunlar buranın adaçayı. Burada Gulpalı Dağı diyoruz. Oranın en zirvelerinde yetişiyor. Çok doğal, yeni topladık, bağladık bunları.
böyle demet olarak koyduk, kuruttuk. Şifa kaynağıdır. Evet, şifa kaynağıdır, aynen öyle. Boğazlara çok iyi gelir, öksürüğe çok iyi gelir. Burada yumurtalarımız var. Hemen arkadan bahçeden tavuklarımızdan. Burada pekmezimiz var, kendimiz sıktığımız karaüzüm pekmezi. Burada cin biber turşularımız var. Bahçeden topluyoruz bunları. Böyle küçük şişelere kuruyoruz. Burada ev tarhanamız var. Buraya özeldir bu tarhana. Bu televizyonlarda da söyleniyor. Bu kansere çok iyi geldiği söyleniyor bu o tarhanamızdan. Bunlar el kesme çorbalarımız. Makarnamız şu an kalmadı ama yenilerini yapacağız inşallah. Bunlar da semizotumuz. Doğal olarak topluyoruz. Burada sadece bu görüntü olarak, asıl isteyen hemen taze bahçeden getiriyoruz onları. Burada da tohumlarımız var. Kendi ürünlerimizden aldığımız her türlü mısır, fasulye, biber, börülce, ıspanak, marul, her türlü doğal tohumlarımız var burada da. Yani atalık tohumlar. Evet, evet, aynen öyle. Kendimiz alıyoruz bunları. Böyle poşetliyoruz. Burada domateslerimiz bahçeden taze taze topluyoruz. Burası sadece örnektir. İsteyene gidiyoruz. Başından istediği kadar, istediği şekilde topluyoruz. Fasulyelerimiz, patlıcanımız. Bu buranın kara kabağıdır. Çok lezzetlidir ayrıca. Bunlar bamyalarımız. Bu iri çekirdekli, bu diz özellikle dizdeki böyle sıvı kaybına iyi gelen bu çekirdekli bamyalarımız bunlar. Bunlar el biberimiz. Bunlar ev salçamız, ev salçası, domates salçamız bunlar. Bunlar bahçeden dün kopardık mısırlarımız. Daha ilk oldu. 3 tane koyduk örnek olarak. Gerisi hep bahçede inşallah. Bunlardan. Bunlar kavunlarımız, karpuzlarımız. Biraz sonra bahçede de inşallah göstereceğiz. Patatesimiz, soğanımız var, sarımsaklarımız var yukarıda. Doğal antibiyotik, hepsi doğaldır. Burada da kurduğum, daha yeni kurdum 2 gün önce, turşularım var. Şu an olan biberleri topluyorum, turşu olarak kurarak değerlendiriyorum. Müşterilerimiz alabilirler. Ben de karayüz yiyorum. Belgesel çekimlerimizin Anadolu coğrafyasının Batı Toroslar bölümünde Kumluca Gölcük Köyü Ağlar Mahallesi'nde Ramazan ve Emine Aslancan ailesine konuk olduk. Bazen tesadüfler yaşamın nice saklı gizemlerini de ortaya çıkarıyor. Bizi buraya çeken en önemli şey yol kıyısındaki kömürlü semaverin albenisi oldu desek abartılı olmaz. Burada da kömürde çayımız şu anda taze demleniyor. Gelen misafirlerimize bunlardan yapıyoruz. Çok memnun kalıyorlar. İsteyene kömür taşı, isteyene kahvemiz var, Türk kahvemiz var. Ne isterlerse. Ada çayımız var, doğal çaylarımız var. Yol yorgunluğumuzu güzel ve lezzetli közde hazırlanmış çay ile giderelim derken, gündüzden başlayan oturmamız gecenin yarısına dek devam etti. İlk anlarda müşteri gibi oturduğumuz semaver başına mekan sahibi Ramazan Bey bizden pek hoşlanmasa da sonradan derin dostluğa dönüştü. Yaşamın her anı sağlıklı düşünme ve sabırlı olmayı da öğreterek tecrübelere bir yenisini daha ekler. Burası bizim bahçemiz. Sabahları kahvaltımız ettiğimiz cennetimiz diyebiliriz burası. Güzel çiçeklerim var. Böyle fesleğenim, küpelim, cinbiberlerim, güllerim var burada böyle. Burada hemen kahvaltıda yiyebileceğimiz, böyle hemen koparabileceğimiz salatalıklarım, biberlerim var. Hemen kahvaltı ederken hemen buradan taze taze kopartıyoruz bunları. Burada hamağımız var bir tane. Burada dinleniyoruz. Burada da doğal küpikte böyle çay içmek isteyenler böyle doğalı seviyor gelen misafirlerimiz. Burada bok şeyi var. Oğlum boksa gidiyor. Bunda çalışıyor küçük oğlum. Bu şimdi topladığımız bak patlıcanlarımız. Sabah topladık bunları. Ramazan Bey sabırlı davranarak bizi dinledi. İyi niyetli ve faydalı olduğumuzu anlayınca bizlere sevgiyle yaklaştı ve uzun sürecek dostluğu başlattı.
İşte bu yaşam belgesel filmimiz karşılıklı sevgi ve güzel yaklaşım sonucu kayda alındı. Evet, burada sabah topladık patlıcanlarımız, acurumuz, salatalıklarımız var. Dalından daha bir saat önce topladık, kopardık. Burası ocaklığımız, mangal yakarız. Burası mercanım var, bir tane köpeğimiz, sevimli bir köpeğimiz var. Şu an gezmededir, kendisi boş bıraktı. Burası kulübesi. Ramazan ve Emine Aslancan ailesinin kendilerine ait ev ve bahçesi, el değmemiş bakir doğanın tüm saklı güzelliklerinin barındırdığı sedir ve çam ormanlarıyla çevrilidir. Kendilerine yeterli bahçelerinde her tür sebzeyi tamamen GDO'suz doğal atalık tohumlarla üretiyorlar. Bu karşıdaki eski ev, eşimin doğduğu ev. Orası şu anda tavuk kümesi olarak kullanıyoruz. İçinde tavuklarımız var. Önünde hemen asma var. Yan tarafta da domateslerimiz, incir ağacımız var. Hemen şu yan tarafında, bu tarafında. Manzaramız çok güzel, harika. Çam ağacı, sedir ağaçları tam karşısında. Şu karşıdaki çam ağacı çok güzel. Evet, şu iki tane sedir ağacı var yan yana. Bir de şu karşıdakiler var. Burada sedir. Gölcük köyü sahasında masmavi gökyüzünün yemyeşil doğa örtüsüyle dansına eşlik eden, kuş sesleri ve cırcır böceklerinin rahatlatıcı namelerinin devamını sağlayan, çam ve sedir ormanı içinde bulunan bu güzel ailenin mekanına konuk olursanız, temiz ve bol oksijen soluyarak, ücretsiz en güzel doğal ve rahatlatıcı meditasyon olarak yorgun bedeninizi terapi etme fırsatı yakalayacaksınız. Evet, burası da evimizin manzarası. Çok harika bir yer. Nefes aldığın zaman mis gibi oksijen burası. Burası da bizim işte doğal yazlık balkonumuz. Böyle oturma şark köşesi şeklinde. Böyle iki tane eski kanepemiz var. Bize yetiyor. Evet, isminizi sormadık. Biraz da kendinizden bahseder misiniz? Ben Emine Aslancan. İki tane çocuğum var. İki tane oğlum var. Biri üniversite mezunu. Biri şu an lise 3'te. Ben kendim Konya Ereğliliyim. Eşim buralı, yayladan. O evde doğmuştur. Ben buraya gelin geldim. Nasıl tanıştınız? Tanışmamız biraz çok komik. Otobüse bindiğim zaman onun yanında oturmamışım. O beni takip etmiş oturmadığım için. Bir sene boyunca peşimde koşturdu. En sonunda gönlüm etti. Öyle evlendik. O anki otobüse nasıl binmiş? O da mı Konya'daymış? O Kemer'de taksicilik yapmak için iş görüşmesine gidiyordu. Ben de bir yerde çalışıyordum anaokulunda. Oraya işe giderken o şekilde tanıştık. Yani siz de Kemer'deydiniz o zaman. Evet, biz de Kemer'deydik. Konya Ereğliliyim. Biz 90 yılında buraya geldik. Yaklaşık 30 yıldır artık buralı olduk. Burayı çok seviyorum. Özellikle de bu Ağlarköy mevkiini çok seviyorum. Ramazan ve Emine Aslancan çiftinin hayat felsefelerinde günümüzde artık pek rastlanamayan sevgi dolu iyilik ve ahde vefakarlık var. Öyle ki talihsiz bir kaza sonucu tamamen yatağa bağlı öz kardeşi Ertan Aslancan'a 10 yıldan beri büyük sevgi ve ihtimamla bakıyorlar. Emine Aslancan, eşi Ramazan'ın çok güçlü destekçisi, en sadık hayat arkadaşıdır. Yatağa bağlı olarak yaşamını sürdüren Ertan'ın tüm yaşam destek ihtiyaçlarını sevgiyle karşılıyor. Evet, bu da Ertan Aslancan. Ertan ben. Evet, hastamız. Ertan için daha çok yazlar, önceleri çok gelmiyorduk ama Ertan böyle olduktan sonra normalde Kemer'de yaşıyorduk. Böyle olunca yazları çok sıcak olduğu için Kemer, Antalya. Yaylaya geliyoruz, yarası olmasın diye, onun bakımı daha kolay olsun diye. Değil mi Ertan? Evet. Ertan yaylayı çok seviyor. Evet. Evet, burada tavuklar seslerini, kuş seslerini ve mercanımız var, köpek, onu çok seviyor. Onun seslerini dinliyor, canı evet. Sıkılmıyor burada. Evet. Değil mi Ertan? Evet. Hı-hı.
Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Bak seni videoya çekiyor. Ki herkese ne demek istersin? Şöyle. Evet, herkese Ertan selam söylüyor, selam gönderiyor. Ertan de. Evet, sen Ertan Aslancan. Söyle. Herkesi çok seviyorum. Evet, herkesi çok seviyorum Ertan. Ertan geçirdiği bir kaza sonucunda böyle yatalak kaldı. 10 senedir yatalak Ertan. Ama halinden hiçbir zaman şikayetçi olmadı. Her zaman nasılsın dediğin zaman ne dersin? Evet. Ne diyorsun her zaman Ertan? Bomba gibiyim. Bomba gibi. Bomba gibiyim. Şükür. Ertan. Hiçbir zaman halinden şikayetçi olmadı 10 senedir. Etmedi evet. Etme. Gene de etmiyor. Rabbime çok şükür. Evet, bugünümüze evet. Çok şükür. Amin. Bizim hayatımız da böyle işte. Bu da Ertan'ın televizyonu. Gözleri görmediği için geçirdiği saldırıda sadece dinleyebiliyor radyo şeklinde. Şu anda çekim yapıldığı için televizyonumuz kapalı. Tek arkadaşımız var. Televizyon bizim. Televizyon. Aynen öyle. Gözleri görmediği için. Resimdeki sağ baştaki eşim, yanındaki küçük kardeşi, annesi babası ve ortadaki şu anda yatalak olan Ertan Aslanca. Şu anda orada 1,5 yaşlarında. Buna karşın Türkiye'nin neredeyse her yerinde kardeşin kardeşe düşman olduğu, miras kavgaları ile ailelerin söndüğü zamanları yaşıyoruz. Bu bağlamda bu ender güzel insanlık örneğinin topluma hakim olmasını diliyoruz. Bahçede kendiniz ellerinizle atalık tohumlarla üretilen tamamen doğal sebzeleri dalından koparıp toplayabileceksiniz. Sera örtüsü olmadan ve bol oksijen yüklü ortamda yetiştirilen atalık bamya, taze mısır, bal kabağı, domates, patlıcan, yumurta tipli domates, kavun, karpuz, dolmalık biber, acı tombul ve sivricin biberi yaz mevsiminde bolca satın alabilirsiniz. Yeşil atalık domatesler ile lezzetli turşu kurabilirsiniz. Benzersiz doğallıktaki patlıcanları ister reçel yapımında, ister ara sıcak salatalar için közleme, ister imam bayıldı, ister dolmalık olarak kullanabileceksiniz. Sınırlı miktarda yetişen kavun ve karpuzun tadını buradan başka hiçbir yerde bulamayacaksınız. Atalık doğal sebze ekim ve yetiştirilmesi için çok emek harcıyorlar. Bu doğal ve organik ortamda toplanan ada çayları ve diğer aromatik kurutulmuş bitkileri de mevsimine uygun bulabilirsiniz. Organik sebzelerin yanı sıra doğal beslenen kümes hayvanlarından toplanan yumurta, süt ve süt ürünlerini de temin etmeniz de olanaklıdır. Evet, burada mısırlarımız var. Az önce dizgahımızda gösterdiğimiz bamyalarımız var. Biberlerimiz var. Cimbiber turşu kurmuştum yukarıda. Bak onlar sarı cimbiberlerim burada. Yeşilleri yanında. Hemen patlıcanlarım şu kiraz ağacının hemen arka kısmında kalıyor. Simlendi. Şimdi hem dinlenip hem de çay keyfi yapacağız. Tam tavşan kanı bunlar. Şu anda çekimler yapıldı. Çaylarımızı demledik. Tavşan kanı hem de ateşte. Kekimiz de yanında. Şu anda dinleniyoruz hem de sohbet ediyoruz. Şimdi burada bir yazı çektim. Hayrat diye. Bunun da bir hikayesi vardır galiba. Evet, bunun da bir hikayesi var. Süleyman Nizam eşimin hala oğludur. Yaklaşık 5 sene önce vefat etti. Bu tahtalarını biçtirmiş, evinde hazır duruyordu. Öldükten sonra onun eşi Hamiyet Nizam, eşimin o da gene akrabasıdır, eşi de.
bu tahtaları dedi. Ramazan'da her zaman bir köşk yaptırmak istiyordu böyle evimizin karşısına. Demir biraz masraflı oluyor, şey oluyor. Bir de ahşap daha doğal. Hamiyet abla dedi ki, Hamiyet ablam canım benim, ruhu şad olsun. O da şu anda 3 ay önce vefat etti. Ramazan bunları al, köşk yap, eşimin de hayratı olsun dedi. Onu aldık, yaptırdık. Burada 2 sene kadar bu köşkte beraber onunla zaman geçirebildik. Çok güzeldi. 3 ay önce de onu da kaybettik. Çok sevdiğim, annem gibi bir insandı o da. Tarhanaya mı ihtiyacınız var? İşte tam yerindesiniz. Bahçede yetiştirilen atalık sebzeler tarhananın temel ham maddeleridir. Çok lezzetli ve sağlıklı tarhanayı da buradan temin edebileceksiniz. Ailenin kendi çekimlerinden. Şu anda tarhanamız yoruluyor. Hijyenik bir şekilde eldivenlerle. İkinci de yorulacak malzemelerimiz ayarlı. Kovalarımıza konacak. Canlı yayın mı yapalım? Evet. Hamiyet ablam un eliyor. Hasibe yenge oturuyor. Ahmet abi gidiyor. Hazime teyzem de oturuyor orada. Direkt Face'den canlı yayın yapılıyor. Bunu da dök he. Tamam, gerisi kalsın. He? Kurutmazsa kolay olur. Şey ama rengi güzel olsun. Güzel olur. O şeyden, dermenden çıkmış, fare gibi oldu. Şey, dermenden, aşağıda dermenden. Evet, alayım bir hatıra kalsın. Çekimler sonrasında Emine Hanım'ın kendi doğal ürünlerinden bizim için hazırladığı leziz yemeğin tadına başka yerde bulmak neredeyse imkansızdır. Biz burada Anadolu insanının gerçek konukseverliği ve iyi niyetinin örneğine tanık olduk. Çekimlerimiz bitti. Şu anda acıktık. Yemeğimizi hazırladık. Yemeğimizi yiyeceğiz. Doğal süzme yoğurdumuzla yayla çorbası, et kavurması, kumpur pilavı ve salatamız. Şu anda yemeklerimiz hazır. Çekimler bitti. Şu anda yemeğimizi yiyeceğiz. Çorbamız, kavurmamız, pilavımız, salatamız. Afiyet olsun. Yüksek ısı altında pişen, beton adası halindeki şehirden birkaç saatliğine uzaklaşıp buraya uğrarsanız, doğal atalık ürünlerin yetiştiği bahçede gezintiye çıkabilir. Yüksek Sarp Dağların çam ve sedir orman kaplı heybetli manzarasını seyredebilirsiniz. Sizin için en lezzetli doğal yemeğin hazırlanmasını isteyebilirsiniz. Tüm aile ve çocukları, evde besledikleri köpeğine karşı büyük sevgiyle yaklaşıyorlar ve köpeğin keyfini izlemek bile insana büyük huzur veriyor. Burada her geçireceğiniz bir gün sizlere gerçek rahatlatıcı terapi olacak ve evinize dinç ve dingin döneceksiniz.
günün yorgunluğunu kan, tavşan kanı çayla atıyoruz. Yani